Neden durdun? Devam et. Devam et. Hadi Yusuf. Hadi. Hadi. Hadi İstanbullu. Hadi söz vermiştin bana. Hadi dön. Hani bırakmayacaktık birbirimizi? Hadi. Bırak beni. Hani koruyacaktın onu? Hani başına bir şey gelmeyecekti? İzin vermeyecektin zarar görmesine? Hı? Yalan söyledin. Yalan. Yapamadım. Hepsi benim yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Çıktı mı sonuçlar? Çıktı. Çatlatmada söyle kimmiş? Sen. Başka bir parmak izi daha var. Kim? Ama tespit edilemedi kimliği. Şişedeki öbür parmak izi kimin acaba? Kimse kim. Bu babanın Erdem'i öldürdüğü gerçeğini değiştirmiyor. Hem de o şişedeki zehrin aynısıyla. Buna rağmen Erdem amcayı babamın öldürdüğünü mü söylüyorsun? Hayırdır Nihal ya? İkidir babamı suçluyorsun sen. Tabii ölmüş adamın üzerine suç atmak kolay. Kendini savunamaz, ispat edemez. Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen benimle böyle konuşamazsın. Konuşmamız bitmedi. Benim için bitti.
Nihal, kaçma, gel buraya. Nihal. Nihal, dur diyorum sana ya. Nihal, bana bütün gerçekleri anlatacaksın. Anlatacak bir şey yok. Her şeyi anlattım. Saçmalama artık. Ben gerçekleri istiyorum Nihal. Baban yaptı diyorum. Gerçek bu. Yeter artık. Ne söylediysem doğru. Hem ayrıca diyelim ki ben yaptım. Bunu ispatlayabilir misin ha? Elinde bir kanıtın var mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Saçmalamayı kes. Birbirimizle uğraşmayı bırakalım da şu şantaj yapana odaklanalım. Çünkü başımıza büyük iş açılacak. Tamam Nihal, ben biraz gerginim son zamanlarda. Senin üzerine fazla geldim galiba. Biz seninle aynı gemideyiz Mert. Batarsak birlikte boğuluruz. Cemre geldi. Yusuf nasıl? İyi. Oh, Allah'ım çok şükür. İlk müdahalesini yapıp odaya aldık. Hayati tehlikeyi de atlattı. İyi olacak. Tamam. Kusura bakma. Sen öyle iyi olacak deyince ben kendimi tutamadım. Özür dilerim. Geçmiş olsun. Ben o zaman bir elimi yüzümü yıkayayım. Yusuf uyanınca beni böyle görmesin. Ne istiyorsun sen? Yusuf'un durumunu merak ettim. Nasıl, daha iyi mi? Sen nereden biliyorsun Yusuf'a ne olduğunu? Sana söylemiştim adam. Yusuf'u bırak bana gel demiştim. Bak, kabul etmediğin için neler oluyor görüyor musun? Sen mi yaptırdın yani? Yusuf'u öldürtmeye çalışan sen miydin? Ben daha yeni başlıyorum adam. Ve sen bana gelinceye kadar da durmayacağım. Ne saçmalıyorsun sen ya? Sadece Yusuf'la kalmayacağım. Onun çevresinde onu seven kim varsa bunun bedelini ödeyecek. Hayır. Hayır Rüzgar, bak sakın o insanlara bir şey yapma. Ne kadar ciddi olduğumu anlaman için ne gerekiyorsa yapacağım. Her şey senin elinde Ada. Uçaklardan ben sorumlu değilim. Delirdin mi sen? Ne yapacaksın o insanlara? Rüzgar! Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Baba. Kim bu insanlar? Ne alakan var onlarla? Lütfen bana bir cevap verir misin artık? Ada, Yusuf. Niye bu kadar önemliler senin için? Bunu konuşmanın sırası değil şimdi. Bunu konuşmanın tam zamanı baba. Çünkü artık ben de bulaşmış oldum bu insanlara. Hapishaneler, bıçaklanmalar. Ne yapıyor bu insanlar? Neden her şeyleriyle sen ilgileniyorsun? Ailen değiller, bir şeyin değiller. Tamam, anlıyorum. Acıyorsun. Yardım etmek istiyorsun. Ama hiç tanımadığın insanlar için kendini bu kadar tehlikeye atmaya değer mi? Sen ve ben de yeterince yardım ettik artık onlara. Artık boş ver baba. Kızım, sen doğduğunda seni getirip koluma uzattılar. Önce ellerin dikkatimi çekti. O küçük, o narin, o zarif eller bir gün hayatı güzelleştirecek diye aklımdan geçirdim. Yanılmadım. Öyle de oldu.
Ama şimdi büyüdü, güçlendi, mahir oldu. Birilerinin canına değmeye başladı bu eller. Az önce Yusuf'u kurtardın sen. Gencecik bir delikanlıya hayat verdin. Onun kalbine dokundun. Ben işim yaptım baba. Doğru. Sen duran bir kalbe ellerinle dokunup ona hayat verdin. Ben de şimdi dokunduğun o hayatı korumaya çalışıyorum. Belki bu çocukların sevgisine dokunarak ellerimi temizliyorum. Ellerini mi temizliyorsun? Meraklanmanı anlıyorum. Ama lütfen bunun için beni sorgulama. Hayat sana her şeyi altın tepsiyle sundu. Bunda benim de katkım oldu tabii. Ama şimdi bu ellerinle senin gibi şanslı olmayan insanların hayatına dokunmak istemeyebilirsin. Bunu anlarım. Ama beni bu yüzden yargılarsan o zaman kalbin kırılır. Lütfen. Sen kendi işinle ilgilen. Ben de kendi işime bakayım. Tamam mı güzel kızım? Tamam. Başlayın. Bu yüzüğü takacaksın adam. Takacaksın. Tamam Fırat'cığım, tamam. Sen yine de beni haberdar et, olur mu? Göstermiyorlarmış, boşuna gelmeyin dedi. Ha, yaşıyor yani. Yaşıyor canım, atlattı hatta. Çok şükür Allah'ım korudu çocuğu. Çok şükür, çok şükür. Boşalt burayı. Ne oluyor birader? Dingo'nun ağrı mı burası, lambur lambur giriyorsunuz? Sen bir çekil şöyle İsmail. Sen benim adımı nereden biliyorsun lan? Hepinizi tanıyoruz lan! Hepinizi. Ufak bir selam getirdik size. Kimsin sen be? Kimsiniz siz? Böyle mi öğretti ananız babanız size selam götürüp getirmeyi? Ne istiyorsunuz? Yemek yemek istiyoruz. Yemek. Çıkın dışarı. Çıkın. Yapma. 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 Ne yapıyorsunuz? Yardım edin. Ya Allah kahretsin sizi. Tamam. Beş dakika görebilir miyim? Bir daha gelmeyeceğim, söz veriyorum. Yasak kardeşim, alamam, kusura bakma. Ucuz atlattın. Başını belaya sokmayı seviyorsun galiba. Neyse ki iyi görünüyorsun. Ben yine gelirim kontrol için.
Bırakma beni Erdem. Ne? Bırakma beni. Ben ada değilim. İmdat! Kocamı öldürüyorlar. Yetişin! Yetişin polis yok. Tahir, neredesin? Gelsene buraya. İmdat! Ben Tekin. Millet polis diye bağırıyor burada. Polis yok mu polis? Tahir, duyuyor musun? Senin burada ne işin var? Nasıl girdin içeri? Benim Yusuf'u görmem lazım. Gördün işte. Beni sen sanıp elimi bırakmayacak kadar iyi durumda Yusuf. Ama şimdi gitmen lazım, hadi. 5 dakika göreyim. Lütfen, sadece 5 dakika yeter bana. Lütfen. 1 dakika. Sadece 1 dakikan var. Buradayım. Bak. Yanındayım. Bırakmadım seni. Ölsem de bırakmam. Doktor iyi olacağını söyledi. Yakında yine kavuşacağız. Geçecek bunların hepsi. Biz evleneceğiz. Kimse ayıramayacak bizi. Sana söz veriyorum Yusuf. Ne olursa olsun hep yanında olacağım. Hiç bırakmayacağım ellerini. Ada, hadi artık çıkman gerekiyor. Ada, bak burada olmaman gerekiyor, hadi. Bir saniye daha kalayım lütfen. Ada, benim başım belaya girecek sonra, hadi. Oğlum neredesin sen ya? Polis diye bağırıyor. Ciddi bir şey var sandım ben de. Bırak şimdi. Oğlum kapıyı boş mu bıraktın? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Rutin kontrol. Kolay gelsin. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Çok güzel görünmem lazım. Bakın ona göre. Siz merak etmeyin Zeynep Hanım. Hünkar için aile her şeyden önce gelir. Böyle özel günlere benden daha çok önem verir. Geldi mi? Oldu mu? Evet. Kıyafetiniz hazırmış Zeynep Hanım. Tamam, hiç bırakma buraya. Sen odaya götür. Ben zaten gideceğim, giyineceğim artık. Peki. Ya giderken söyler misin mutfağa? Artık hazırlıklara başlasınlar. Geç kalmayalım amana. Peki Zeynep Hanım. Oh. Biraz gözü koyultalım mı? Al Sumra'nın için. Polis birazdan burada olur. Al işte hadi. Ya bunu kim niye yaptı? Ben hiçbir şey anlamadım. Kim bunlar? Vallahi bilmediğin birinin ayağına basmış olmayın Sumra Hanım. Gizli bir düşman var demek ki yani. Gerçi bu zamanda kimin kime düşman olduğu da belli değil. Ya ne düşmanlığından söz ediyoruz? Ben bunca yıldır buralarda oturuyorum. Ne bir kimseye zararım oldu. Ne kimsenin bana zararı oldu. Ne düşmanı Allah aşkına. Ne yapalım? En azından cana geleceğine mala geldi. E buna da şükür değil mi? Mala geldi. Ne bakayım? Ya İsmail.
bu adamlar seni nereden tanıyorlardı? Çok merak ediyorduysan soraydın. Benim kocamı nereden tanıyorsunuz diye. Ya bana bak, doğruyu söyle. Sen yine bir işlere bulaşmadın değil mi? Yine ne saçmalıyorsun ya? Benim böyle öküzlerle ne işim olur, gözümü seveyim? Tövbe estağfurullah. Günah çekçisi arıyorsan git başka yerde ara. Tövbe estağfurullah. Ucuz atlattık. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğin için unutmayacağım. Yusuf, seni ne kadar da çok seviyorum. Sürekli ismini sayıkladım. Bu zamanda birini böyle nefes alır gibi sevmek, pek de sahalarda görmek isteyip de görebildiğimiz hareketlerden değil. O yüzden çok şanslısın. Abi Yusuf iyi mi? Ha iyi. Bir ara korkuttu bizi ama iyileşecek. Çok üzgünüm abi. Bir emanetine sahip çıkamadık. Halel getirdik çocuğu. Sen söyle bakayım, ne oldu? Kim yapmış, niye yapmış, öğrendin mi? Öğrendim abi, öğrenmez miyim? Rüzgar Özben isimli paralı bir herif satın almış bu. Sen ne diyorsun? Özbenlerin yaptığından emin misin? Eminim abi, emin olmaz mıyım? Bizzat kaynağın köküne inip aldım bilgiyi. Yusuf'a bu işi yapan darı öttürdüm. Yalnız çok korkuyorlar. Bu duvarların ötesinde. Ne polise ne mahkemeye hiçbir şey söylemezler. Ben sana söyleyeyim abi. Kemal. Onlar da bu işi onlara yaptıranlar da hesabını verecekler. Hadi güle güle. Arif. Efendim. Ne yaptın? Nihal Hanım'a zarfı ulaştırdın mı? Ulaştırdım efendim. Özbenlerin köşkünde hazır bir bomba patlamayı bekliyor. Artık iş Nihal Hanım'ın pimi çekmesinde. Güzel. Şimdi onu harekete geçirmek için gereken mesajı yazmanın vakti geldi. Çıkar telefonunu. Sana söyleyeceklerimi teker teker yaz. Eylül. Eylül Özben. Babamın son dakika golü. Yıldırım Özben'in gayrimeşru kızı. Onun hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Ne iş yapar? Amerika'da ne yapıyor? Kimdir? Nedir? Her detayı öğrenmek istiyorum. O harekete geçmeden bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Belki bir anlaşmaya varır, bu durumu en hafif hasarla atlatırız. Siz nasıl isterseniz Mert Bey. Kolay gelsin. Bu bilgileri acil istiyorum sizden. Hiç merak etmeyin. Gidebilirsiniz. İyi misin? Her şey yolunda mı? Evet. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Babanın ölümü, Rüzgar'ın bu yaptıkları derken çok iyi bile atlattın. Sen çok güçlü bir insansın Mert. Benim başımı döndüren de bu. Artık bu ailenin reisi sensin. Baksana, sürpriz kız kardeşinle bile sen ilgileniyorsun. Sorumlulukların çok arttı. Bu sorumluluklara bebeğimiz de eklenecek. Ya biz pek konuşamadık ama ben babanın ölümüne çok üzüldüm. Pek tanımazdım ama senden duyduğum kadarıyla kendini öldürecek biri değildi, değil mi o? Hepimiz için şok etkisi yarattı. Babam güçlü biriydi. Böyle bir şeyi asla yapmazdı. Ama maalesef gerçek bu. Bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Canım benim, ben seni çok iyi anlıyorum. Ve her zaman yanındayım. Hem de her konuda Mert.
Var mı bir gelişme? Az önce uyanmış ama ben daha yanına gidemedim. Diğer arkadaşların söylediğine göre durum stabilmiş. Çok şükür. Ada, kızım. Efendim? Kimin yaptığını öğrendik. Rüzgar yapmış. Rüzgar. Yusuf'tan haber var mı? Ne olmuş Yusuf'a? İçeride bulaşmaması gereken tiplere bulaşmış çocuk. Ne yapsın? Rüzgar, saçmalamayı bırak artık. Başımıza iş açacaksın. Senin yaptığın anlaşılırsa hepimizi bitirirsin. Ailemizi rezil edersin. Sence ailemizin rezil olmayan bir tarafa kaldı mı ben? Babamın kendini öldürmesi, gayrimeşru kardeşimiz, üstüne sizin sürpriz bebeğiniz filan. Ha bütün bunlar değil, benim yaptıklarım ailemizi karalıyor yani. Merak etme, Yusuf'a hiçbir şey olmayacak. Çünkü ben ölmesini istemedim. Tamam. Ayrıca rahat olabilirsin. Zaten bunu benim yaptığımı kimse bilmeyecek. Ada hariç tabii. Yusuf'a ne oldu? Biri söyleyecek mi artık? Çocuğun annesine eski sevgilisine ne olduğunu söylemek ister misin ben? Mert. Yusuf'a ne oldu seni hiç ilgilendirmez Nalan. Bir daha o herifin adını ağzına alma. Yusuf. Sen biliyor muydun yoksa? Seni aradı değil mi o şerefsiz? Kızım neden daha önce söylemiyorsun bunu? O tehlikeli biri. Sana bulaşabilirdi. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Nereye gidiyorsun? Buna bir son verme. Şuncacık canınla bu şeytanlarla başa çıkabileceğini mi sanıyorsun? Rüzgar benim yüzümden yaptı bunu Yusuf'a. Onu değil de Yusuf'u sevdim diye. Her şeyin sorumlusu benim. Yusuf benim yüzümden hapse girdi. Yusuf benim yüzümden ölümlerden döndü. Ada, sana söz veriyorum bu sorunu çözeceğim. Bana güvenmek zorundasın. Her şey yoluna girecek, inan. Bunu kim niye yapıyor bize? Niye oldu bütün bunlar ya? Ya bak İsmail. Bak bu adamlar senin ismini verdiler. Eğer bir şeye bulaştıysan ve saklıyorsan çok fena bozuşur seninle. Söyle İsmail, bir şey mi yaptın? Bir halt mı karıştırdın? Senin adı çıkacağına canı çıksın Sumru Hanım. Ne halt edeceğim ya? Adamlar bir tek İsmail'i tanıyor demediler ki. Hepinizi tanıyor dediler. Benim adımı söylemelerinin sebebi İsmail adının kolay söyleniyor olması. Sizin bir sumru kumru gibi bir şey aklına gelmemiştir. Bunun küyük daire şeytanın aklına gelmez. İsmail dese nereye İsmail? İsmail deyince aklına geldi, İsmail dedi yani. Bu işi yapan sizi tanıyan biri. Benimle alakası yok. Tutuklatacaksınız beni ya. Bunlar şok mu da bu sene? Bir de bu var benim favorim. Bu olsun. Tamam Rüzgar Bey. Taadet işi gerekirse nikah günü gelip hallederiz. Sizin için de damat bakılacak mı? Hı. Tamam, alayım katolu. Teşekkür ederim. Buyurun. Thank you.
Üta de ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun İsmail? Hastaneye. Adayı orada yalnız bıraktık ya. O deli Cevdet denen herif de dibinden ayrılmıyor. Allah biliyor ya, hiç gözüm tutmadı o herifi. Gideyim bir kıza sahip çıkayım dedim. Ya Yusuf nasıl oldu acaba ha? Kızım onu daha göstermezler. Doğru. İsmail. Şimdi bunların evlenmeleri de yalan oldu deme. Kızım iki günde kendini şişleten bir haftada oradan cenazesini çıkartır. Ya deme öyle şeyler, Allah korusun. Lan ben demesem olmayacak mı, görmüyor musun? Belli birinin ayağına basmış, iki günde şişlediler yani. Olacağı bu. Senin de zaten işine geliyor değil mi? Ben zaten hiç anlamamıştım sen nasıl oldu da evlenmelerine izin verdin diye. Dedim bunun altında kesin bir bit yeniği var. Çünkü benim İsmail'im öyle plansız, oyunsuz iş yapmaz. Ya günahını vermeyen adam kızı mı verecek değil mi? Yemin ediyorum günahımı alıyorum Üftade. Vallahi günahımı alıyorum. Ben adam mutlu olsun diye izin verdim lan. Ama yukarıda Allah yüzümüze güldü, olmadan bitti bu iş. Bırak ne evlenecek kız ya? Kırsın dizini, otursun evinde, parasını yesin. Ne parasını yesin? Benim lokantadan kazandığım paralar Üftade. Vır 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 soruyorsun, yine kafa bırakmadın. Bırak bir sal gideyim ben ya. Tövbe. Ey haydi haydi. Hah. Yolların açık olsun. Ay Sumru Hanım yorgunluktan da meraktan da ölmüştür şimdi. Bir an önce gidelim Yusuf'un haberini verelim de rahatlasın kadın. Ya sonra da lokantayı kapatır beraber döneriz eve. Ya yeter ya. Ya sabahtan beri bin kere falan aramıştır ha. Kızım açsana sen de. Yani belli ki bir derdi var. Aç da öğrenelim. Efendim Nalan? Yalvarırım söyle, Yusuf'a bir şey mi oldu? Ya sana ne? Ne yapacaksın? Ya bak ne olur söyle, bir şey olduysa söyle. Lütfen bak. İçeride yaralanmışlar. Ne? Evet ama iyi şimdi. Ayrıca bu seni artık ilgilendirmiyor Nalan. Ya bizi de Yusuf'u da rahat bırak artık ya. Allah Allah. Ruh hastası ha. Ruh hastası. Yusuf. Nereye bu saatte? Ben biraz darlandım da bahçeye çıkayım dedim, hava alayım diye. Elinde çantayla mı? Yusuf'a mı gidiyorsun hala? Ne Yusuf ya? Saçmalama. Ben Yusuf'un nerede olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl Yusuf'a gideyim? Hava soğuk. Dışarı çıkma. Oğlumu zarar görmesini istemiyorum. Oğlum mu? Daha cinsiyeti bile belli değil ki Mert. Ben öyle hissediyorum. Hadi odana geç. Nihal Hanım. Efendim. Size gelen zarfı aşağıda unutmuşsunuz. Nereye bırakmam isterseniz? Komodinin üstüne bırak oraya. Rüzgar şikayetini çekmezse zarftaki otobüs raporunu Mert'e Rüzgar'a ve polise verir. Ne raporu ya? Yıldırım Özbey'in kendini öldürmediği, zehirlenerek öldürüldüğü otopsi raporuyla belgelenmiştir. Hayır. Hayır ya. Thank you.
böyle? Kimse de yok. Bilmiyorum Çiçek. Hadi gel şu pansiyona bir gidip bakalım. Dayan İstanbul. Bizim için dayan. Hayır baba. Olmaz, ben böyle bir şey yapamam. Kızım mecbur kalmasam ben senden böyle bir şey ister mi? Hadi babanın hatırı için. Tamam baba, peki. Deli Cevdet değil mi lan o? Cevdet Bey. Bugün zengin tarafınızdan kalkmışsınız. Ne güzel olmuş. Adama dönmüşsün, yüzün gözün açılmış ya. Ne güzel şey bunlar. Lan vallahi dokundukça dopu nasıl geliyor insanına? Cevdet Bey. Beni izle. Sumru Hanım üzülmeyin artık. Yani hep birlikte toparlarız. Lokanta eskisinden de daha güzel olur. Mesele o değil ki Fırat'cığım. Bunu kim niye yapar yani durduk yere? Ben gerçekten anlamıyorum. Aklım almıyor. Ama ben bunu kimin niye yaptığını çözmeden rahatlayacak bir insan değilim. Ay neyse, şu dükkan meselesini kapatalım. Gerçekten çok sinirim bozuluyor. Ya benim aklım asıl Yusuf'ta. O nasıl ki? Yarın ilk iş gidip onu ziyaret edelim. Yani gitsek de odasına almıyorlar ki kimseyi. O da doğru ya. Aa, ay. Hikmet Bey arıyor. Ay ne diyeceğim ben şimdi adamcağıza ya? Yani sakın Sumru Hanım Yusuf'un durumuyla ilgili bir şey söylemeyin. Yani yaşlı başlı adamı telaşlandırmayalım. Açmayayım. Yok olmaz yani. Ya Mustafa daha çok telaşlanacak. Doğru söylüyorsun. İyice telaşlandırırız değil mi adamı? Yani. Dur bakayım, ben bir şey bulacağım şimdi. Alo? Alo Hikmet Bey? Vay be. İnsan aşk uğruna her şeyi yapıyormuş, baksana. Yani Yusuf'la ada kadar aşık olsak yeter. Uğruna hayatlarını feda edecek kadar seviyorlar birbirlerini. Yani şu hayatta kim kimi bu kadar sever ki? Siz tanıyoruz da bu yanınızdaki doktor hanım yeni mi? Hı, yeni. Az önce mezun oldu. Arkadaşlarla bir sürü hastamız var. Kusura bakmayın doktor hanım. Sonuçta biz de vazifemizi yapıyoruz. İyi vazifeler o zaman. Sen eğersin dediler içeride. Değil.
5 sene. Ben seni ömrümün sonuna kadar beklerim Yusuf. Biliyor musun? Sen olsan beni beklemez misin? Canım pahasına beklerim ben seni. Kavuşmak için ömrümü bile feda etmem gerekirse ben seve seve ederim. Ada, eğer çıkarsan kaçalım mı buralardan? Nereye kaçalım? Uzaklara. Sadece sen ve ben. Sadece ikimizin olduğu bir yere. Gelir misin benimle? Ben seninle her yere gelirim Yusuf. Ben bana söz ver. Çıkar çıkmaz alıp başımızı gideceğiz İstanbul'dan. Tamam mı? Söz İstanbul'da. Bitti mi işiniz? Bitecek birazdan. Kızı bir dışarı alayım ben. Tamam. Romeo ve Juliet, benden bu kadar. Benim daha fazla başımı belaya sokmadan ve mesleğimden etmeden vedalaşın artık. Seni ömrümün sonuna kadar bile sürse bekleyeceğim Yusuf. Senin için geleceğim Ada. Senin için geleceğim. Adat. Ay ben şu neden böyle gerginlik oldu anlamadım. Hemen samimiyetinize istinaden şakalaşayım dedim. O kadar kızacağınızı bilsem hiç selam vermezdim yani. Kusura bakma. Heh. Kızım, Yusuf nasıl? İyi mi? Daha iyi. Merak etme, çok güçlüdür o. Hiçbir şey olmaz ona. İnşallah. Yusuf'u gördüğüne göre daha iyi hissetmişsindir kendini. Eve bırakayım sen istersen. Yok, ben burada kalayım. Yusuf'un yanında olmak istiyorum. Ama biraz daha dinlenmezsen Yusuf'un yanındaki odayı seni yatırmak zorunda kalacağız. Doktor hanımı duydunuz. Hem burada kalıp ne yapacaksın ki? Zaten içeriye de almıyorlar seni. Olsun, ben yine de burada olayım. Yusuf benim burada olduğumu hisseder. Madem burada kalacaksın o zaman ben de seninle kalayım. Bizim hastane köşelerinde yalnız durma. Yok dayı, gerek yok. Hadi sen eve git, yengem yalnız kalmasın. Yok yok, kalırım ben, kalırım. Sen git. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Hadi evde görüşürüz kızım. Şu mesaja baksanız iyi olur Hünkar Bey. Rüzgar şikayetçi olmayacak. Ama size yalvarıyorum. Bana bu işi halletmem için birkaç gün verin.
Ne yapmamı istersiniz? Madem bize yalvarıyor, o zaman hanımefendiye birkaç gün izin verelim oğlunu ikna etmesi için. Emredersiniz. Gerçeği söyledikten sonra ondan bugüne kadar esirgediğim her şey için, onu bu yaşına kadar babasız bıraktığım için beni affedecek mi sence? Bütün gücüyle ona bir gün baba diye sarılabilecek mi? Kızınız o sizin Hünkar Bey. Bile isteği bırakmadınız ki onu. Gerçeği öğrenince er geç anlayacaktır sizi. İnşallah her şey senin dediğin gibi olur. Arif Dilaver. Alo, merhaba. Yusuf Eren isimli yaralı bir hasta geldi mi hastanenize? Evet, evet. Yusuf Eren. Cezaevinden getirilecekti. Tamam, bekliyorum. Ha, evet. Nasıl? İyi mi o? Lütfen bir şey söyleyin. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Dikişler açılacak şimdi Yusuf. Yatar mısın? Nefes almam lazım benim. Boğuluyorum ben burada. Şu an yatmazsan sonra hiç nefes alamayacaksın. Hani sonra? Ha? Ben buradan çıkınca dört duvarın arasına geri döneceğim. Akacağım ben. Sevgilinle kaçalım buralardan. Gidelim dedin. Şimdi ne oldu? Ben çıkar çıkmaz adayla kaçacağım. Tabii o zamana kadar yaşarsan. Hadi yat Yusuf. Yusuf yat. Hadi yat artık. Thank you.
Yusuf. Üzülme artık. İyi olacağım ben. Merak etme beni. Sen kendine dikkat et, ne olur. Sen beni düşünme. Sen kendine dikkat et orada, tamam mı? Hadi kardeşim, işimizi zorlaştırın. Bir saniye. Bir saniye. Yusuf. İlaçları nasıl kullanacağını üstüne yazdım. Eğer çok ağrın olursa cezaevi doktoruna gidersin. Bu cezaevi doktoruna verirsiniz. Dur. Yusuf. Bir dakika lütfen. Orada kendine dikkat et. Kendini öldürtme, başkasına da bulaşma. Bir iki gün dayan, çıkaracağım seni oradan. İsmail. Hı. Haydi kalk, biz de gidelim hastahaneye. Kızım ne gideceksin hastaneye? Çocuğu taburcu edecekler, alıp içeri tekrar takacaklar. Ondan sonra da ada gelir zaten tıpış tıpış. E o zaman madem öyle, ben kendim gideyim. Ya merak ediyorum çocuğu. Hem ada da orada bir başına kızacağız. He? Ya ne meraklı bir şeysin sen. Neyi merak ediyorsun acaba ya? Ulan ortalık karışık. Gündüz geldiler, dükkanı kırdılar, döktüler. O deli Cevdet denen herif bir tuhaf, mafya mıdır nedir anlamadım ben. Karışık karışık işler, sen de gidip işini mi karıştıracaksın? Bir de kendinle uğraştırma beni ya. Tövbe estağfurullah. Ben gideyim bir avukat bakayım. Ne avukatı? Boşanma avukatı, seni boşayacağım. Ne? Yetti lan bu kadar sorduğum soru, her bir şey mi merak eder insan ya? Allah Allah. Nihal'in bir şey mi var? Bugün odasından çıkmadı. Niye, hasta mı acaba? Hı? Kim geldi? Rüzgar. Anne, biz de senden konuşuyorduk. İyi misin? Oğlum, hemen konuşmamız lazım. Ben çıkıyorum zaten. Siz rahat rahat konuşun. Otur anne. Yok, böyle iyi. Ne hakkında? Yusuf. Benim öyle bir meselem kalmadı anneciğim. Oğlum, kendi iyiliğin için lütfen şikayetini geri çek. Ne? Şikayetini geri çekeceksin. Anne ne oluyor sana? Sen hastanedeyken de şikayetini geri çek falan diyordun. Sen birinden mi korkuyorsun? Ne korkacağım oğlum? Yani bu insanlar daha fazla bize musallat olmasınlar. Senin zarar görmeni istemiyorum. Merak etme anne. Artık zarar gören ben olmayacağım. Onlar zarar görecek. Ada benimle evlenene kadar Yusuf'u o delikten çıkarmayacağım. Ne evlenmesi Rüzgar? Bunca şeye rağmen hala o kızla evlenmeyi mi düşünüyorsun sen? Ben başka hiçbir şey düşünmüyorum anne. Ya evlenmezse? Şikayetini geri çekmeyecek misin? Çekmeyeceğim anne. Tamam mı? Sen de benim işime karışma artık. Ada benimle evlenene kadar hiçbir kuvvet bana o ifadeyi çektiremez. Thank you.
Kızım. Yusuf çıkacak, merak etme. Üzme kendini artık. Bu sefer hayal kırıklığına uğratmayacağım seni. Söz. Teşekkür ederim. Ada. Senin ne işin var burada Nalan? Konuşmamız lazım. Yusuf'la ilgili. Cevdet Bey. Ah Cevdet Bey, siz misiniz? Nasılsınız? Ya çok farklı görünüyorsunuz. Bu araba... neler oluyor? Siz sormadan ben söyleyeyim. Sizin Cevdet Bey dediğiniz adamın kızıyım ben. Cevdet Bey, ben hiçbir şey anlamıyorum. Merak etmeyin, çok yakında size her şeyi anlatacağım ama şimdi gitmemiz lazım. Sizi görünce bir selam vereyim dedim. Hoşça kalın. Peki. Bu kadın kim diye sormaya korkuyorum Cevdet Bey. Cemre, Sumru Hanım Yusuf'un kaldığı pansiyonun sahibi. Bu Cevdet hikayesini de kendine anlatırsın diye susuyorum şu an. Zaten artık hiçbir şeye şaşırmayacak kadar yoruldum. Peki kızım, peki. Gidelim. Her şey senin bu inadın yüzünden oluyor, biliyorsun değil mi? Rüzgar sana Yusuf'u bırak, şikayetimi geri çekerim demişti. Ne saçmalıyorsun Nalan ya? Sen Yusuf'u kimin öldürtmeye çalıştığını biliyor musun? Biliyorum. Rüzgar öldürtmeye çalıştı. Ama yakında bunun hesabını verecek. Nasıl verecek acaba? Şu an evinde gayet rahat rahat, huzurlu bir şekilde oturuyor. Heh? Rüzgar istediğini alana kadar sana da, Yusuf'a da asla rahat vermeyecek. Sen artık Yusuf'u düşünmesene Nalan. Rüzgar Yusuf'un kılına bile zarar veremeyecek. Rüzgar ikinizin birleşmesine asla izin vermeyecek. Gerekirse Yusuf'un canını alacak. Bunu sen de biliyorsun. Ben Yusuf için canımı veririm. Ama sen sadece kendini düşünüyorsun. Çocuk senin yüzünden ölüyordu ya, ölüyordu. Onu kurtarabilecek tek kişi sensin. Yaptığın tek şey de kaçmak. Ne biliyorsun sen? Söyle açıkça Nalan. Diyorum ki, Rüzgar seni elde etmeden ikinizi asla rahat bırakmayacak. Ne Yusuf'u ne de Yusuf'un sevdiklerini. Anladın mı? Bir şeyler yap artık ya, bir şeyler yap. Yusuf, hoş geldin, hoş geldin. Geçmiş olsun çok Yusuf. Çok şükür, iyi görünüyorsun Yusuf. Ucuz atlattın Yusuf. Eyvallah. Geçmiş olsun kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Çok mağcup oldum sana. Kusura bakma. Bir kalleşin yüzünden koruyamadık, sahip çıkamadık sana. Sıkma canını. Olacağı varmış. Hadi dinlen kardeşim sen. Arkadaşlar kim? Arkadaşlar, sen buradan sağ salim çıkana kadar seni gölgen gibi takip edecek arkadaşlar.
Sen nereye, onlar oraya Yusuf. Hünkar Bey, sen sağ salim çıkana kadar saçının teline bile zarar gelmemesini emretti. Sen de kendine iyi bakarsan sağ salim teslim ederiz evvelallah. Hadi yat, dinlen, biz buradayız. Ben de tam sana geliyordum ya. Ne oldu ki Çiçek? Ya senin lokantaya olanlardan haberin yok mu? Ne oldu lokantaya? Bana saldıran herifler kimmiş? Öğrenebildin mi? Hallettik o meseleyi. Sen hiç merak etme. Hallettik. Niye saldırmışlar? Ulaşmadım etmedim. Dertleri neymiş? Yusuf, paralı paralı adamsın. Senin kimseye bulaşmayacağını aşikar. Ama burada yanlarından geçerken nefes aldın diye sana bulaşırlar. Zaten işimiz bittiğinde pek konuşacak halleri kalmamıştı şerefsizlikten. Sor sor. Var aklında bir şey dersiniz. Senin bu Hünkar Bey beni buradan çıkaracağını söyledi. Nasıl olacak o iş? Bir bildiğin var mı? Hem var hem yok. O nasıl oluyor? Yusuf, sen gel bana hiçbir şey sormazsan. Ben senin güvenliğinden sorumluyum. Seni buradan hele sağ salim bir çıkaralım. Hünkar Bey sana ya anlatır ya anlatmaz. Orasını bilemeyeceğim. Sizin aranızda. Çıkarabilir mi, çıkaramaz mı Kemal? Yeter mi buna gücü? Yusuf, Hünkar balaban. Bir söz verdi mi ya tutar ya da tutar. İkinci bir ihtimal yoktur yani. Sen hiç merak etme. Ben zaten şuradan bir çıkayım. Alacağım adayı da. Kaçacağım buralardan. Niye kaçırıyorsun kızı? Ailesi vermiyor mu? Veriyor. Bizim o fasılları bekleyecek sabrımız kalmadı. Kaçarız. Asarım yıllarım nikahını. O bize yeter. Sen hele bir kızı kaçır da bir daha ömrü billah kimse bulamaz sizi. Hünkar Bey ayağınıza taş değdirmez, taş. Söyle Arif. Efendim, sizi bölmeyi hiç istemezdim ama Nihal Özbey'i arasak mı artık diyorum, ne dersiniz? Hayır. Bırakalım da akreple yarkovan arasında sıkışıp kalsın kendi korkuları içinde. İstediğimizi yapacak mı sizce? Yapacak. Ha, ola ki yapmazsa, oğlunu ikna edemezse biz de o zaman harekete geçeriz. Kızımı korumak için yakacağım ateş kimseyi sağ bırakmaz. Yalnızca adaya yaptıkları değil, mazideki günahları da onları yakıp kül edecek. Thank you.
Sımrı Hanım. Ya ne oldu buraya böyle? Siz iyi misiniz Sımrı Hanım? Ben iyiyim de. Dükkanın hali perişan. Kavga mı çıktı? Ne oldu? Yok ya, kavga falan değil. 3-5 adam geldi. Yüzünü bile görmedik önceden. Tanımıyoruz yani. Birden dükkana saldırdılar. Berbat ettiler her şeyi. Kim yapar ki böyle bir şey Çiçek? Kim yapar? Ya işte ben de hep onu sorup duruyorum ya. Olduğundan beri olay. Adamlar bir de bizi tanıyordu. Size selam getirdik falan dediler. O kadar işte çektiler gittiler. Rüzgar ikinizin birleşmesine asla izin vermeyecek. Gerekirse Yusuf'un canını alacak. Rüzgar. Yani meblağ büyük avukat bey. Ben deyin 10 milyon, siz deyin 100 milyon para kaldı kıza. Ama alamıyoruz işte, kanıt yok. Yani nasıl alırız biz bu parayı? Yani aslında yeğenim nasıl alır bu parayı? Ya kızı küçük gördüler. Malına mülküne çökmeye çalışıyorlar. Bu ülkede hak var, hukuk var, adalet var. Ayıp değil mi ya? O zaman siz bana gerekli bilgileri verin. Ben de gerekli araştırmaları yapmaya başlayayım. Ha işte ben de tam bunu istiyorum. Yes. Kızın ölmüş babasının adı Erdem. Erdem. Soyadı Ayaz. Şimdi bu adam kimdir? Neyin nesidir? Kimin fesidir? Sağlığında bir ortağı var mıdır? Bıraktığı para kendinin mi? Her şeyi bir araştırmak lazım. Tamam o zaman. İsmail Bey, siz beni resmi olarak tutuyor musunuz? Tuttum gitti avukat bey ya. Peki. O zaman biraz ücretten bahsedelim. Ya ücret en kolay kısmı. Sen bu işi çöz. Avukatlık ücretinin 10 katını ödeyeceğim ben sana. Yeter ki çöz. Rüzgar, hiç vaktimiz kalmadı oğlum. Lütfen şikayetini geri çek. Anne, çekmeyeceğim diyorum, anlamıyor musun? Lütfen geri çek diyorum sana, lütfen. Galiba istediğin olacak anneciğim. Gerçekten. Rüzgar. Geldin mi sonunda bana? Sana gelmedim. Sana geleceğimi ölürüm daha iyi. Niye geldin o zaman? Ne istiyorsun? Sevdiklerimi rahat bırakmanı istiyorum. Yusuf'u öldürmeye kalktın. Sümra Hanım'ın dükkanını başına yıktın. Ne istiyorsun o insanlardan? Senin derdin benimle Rüzgar. Evet. Seninle. Madem ki ben sana dokunamayacak kadar çok seviyorum. O zaman bu reddetmenin acısını bütün sevdiklerimden çıkartırım. Manyak mısın sen? O insanların ne suçu ne günahı var ya? Ben de bunu soruyorum sana da. Ne günahı var o insanların? Niye senin inadının cezasını onlar çekiyor? Niye yapıyorsun bunu onlara? İyi. Tamam. Ben şikayetimi geri çekiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama bir şartım var. Neymiş şartın? Yusuf'tan ayrılmamı istiyorsan... Asla olmayacak öyle bir şey. Ayrılmam bana yetmez. Yusuf'u bırakıp benimle evleneceksin. Ne? Ancak bu şartla Yusuf'u serbest bıraktırırım. Yalnız en önemlisi Yusuf dahil hiç kimse bu evliliği Yusuf'u kurtarmak için yaptığını bilmeyecek. Herkes benimle gerçekten evlendiğini düşünecek, tamam mı? Yoksa ne Yusuf'u ne bütün sevdiklerini kimseye rahat bırakmam. Yapma bunu Rüzgar. Ya bak benden canımı iste veririm. Ama bunu istemem. Ben şartımı söyledim.
yarına kadar sürem var. Eğer benimle evlenirsen sevdiklerini rahat bırakırım. Bakalım uğruna bu kadar gözyaşı döktüğün Yusuf'u gerçekten seviyor musun? Cemre, bir dursana konuşalım. Ne hakkında? Babam hakkında mı? Tahmin etmek zor olmamalı herhalde. Ya bana hiçbir şey anlatmıyor bu ara Cemre. Dün gece eve çok geç geldi. Şimdi eve seninle giriyor. Ben ne oluyor anlamıyorum ki. Ben de ne oluyor bilmiyorum ki anne. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Babam sürekli bu adayla Yusuf'un peşinde deli gibi dolanıyor. Niye bu kadar yardım ediyor bu insanları hiç bilmiyorum. Kim bu insanlar Cemre? Babamın her zaman klasik yardım ettiği insanlar gibi zannediyordum. Ama Yusuf biraz farklı. Nasıl farklı? Yani cesur. Diğer tanıdığım hiçbir erkeğe benzemiyor. Yani babamın etrafındaki diğer tanıdığım insanların hiçbirine benzemiyor. Bu adada onun sevgilisi işte. Zaten kayman çorman bir ilişkileri var. Anlam veremiyorum. Bir şey merak ediyorsan git babama sor anne. Tabii cevap alabilirsin. Sen başka bir şey bilmiyor musun? Ha. Bir de bugün Sumru diye bir tane kadınla tanıştım. O kimmiş? Bu Yusuf pansiyonda kalıyormuş. Hı. O pansiyonun sahibi de Sumru Hanım'mış. Öyle anne. Artık ben gidip biraz dinlenmek istiyorum. Çünkü hiç uyumadım ve çok uykum var. Olur mu? Tamam canım. Nasılsın Yusuf? Kemal iyi bakıyor mu sana? Şimdi sen beni bırak da. Ciddi ciddi Adana'nın babası mısın sen? Onu söyle. Babasıyım. 20 yıldır neredeydin? Niye sahip çıkmadın bunca zaman kızına? O kız bu yaşa gelene kadar neler çekti? Haberin var mı? Eğer başında bir babası olsaydı senin gibi güçlü, zengin, onu koruyacak bir babası olsaydı Adana'nın hayatı bambaşka olurdu. Haklısın. Ben bunları haklı olmak için söylemiyorum Cevdet Yalçın. Hesap soruyorum senden. Hünkar Bey. Ya da adın her neyse işte. Peki Yusuf. Madem bana Adana'nın babasızlığının hesabını soruyorsun. İyi madem. Anlatayım. Anlat. Kızımın adanın yaşadığını aylar önce öğrendim. Nasıl yani? Yıllar önce benim ölümle aramdaki mesafe seninle ben kadar yakındı bana. Güvendiğim, ailem dediğim insanlar param için öldürdüler beni. Keşke ölseydim dediğim zamanlarım oldu ama ölmedim işte. Ama bana ailemin kızımın öldüğünü söylediler. Öz kızım öldü bildim. Acısı öyle bir oturdu ki içime. Mezarına bile sormadım. Arkama bakmadan yaşadım. Benim kızım adını ada koymak için annesine günlerce dil döktüğüm kızım meğer yaşıyormuş. Annesizliğine kader deyip avunurdum ama babasızlığının sebebi bendim. Benim suçumdu. O yüzden hiç yaşanmamış gibi yaptım. Sırf içimde o acıyı taşımamak için geride bıraktım her şeyi. Önümdeyse bana sahip çıkan, bana yine hayatımı bağışlayan ailem vardı. Ama intikam alamayacak kadar bitmiştim. Hayatta kalabilmem için adımı değiştirdiler, tamam dedim. Burada yaşayacaksın dediler, tamam dedim. Sırf
iyi bir aile babası olmak için yaşadım. Bir karanlığın içindeydim belki ama sonra kızımın yaşadığını öğrendim. İşte o zaman her şey değişti. Bir kere daha en güvendiğim yerden vuruldum. Kim dedi sana adı öldü diye? Yaşadığını söyleyen kişi. Nasıl? Kim o? Boş ver şimdi kim olduğunu. Ama onunla elbet hesaplaşacağız. Öbür tarafta. Onun için de az vakit kaldı. Az vakit kaldı derken? Kızına babasının kim olduğunu söylemeden ölmeyi düşünmüyorsun herhalde. Eğer öyle bir planın varsa şimdi kalk git bu masadan. Bir daha da karşıma çıkma. Şu hayatta en sevdiğim insanın babası olsam bile adam yerine koymam seni. Çıkacaksın kızının karşısına. Aynı bana anlattığın gibi gözünün içine baka baka her şeyi anlatacaksın. Sahip çıkacaksın kızına. Hayattaki en çok istediğim şey bu. Ama olmaz. Ne demek olmaz? Nasıl olmaz? Daha görülmesi gereken çok hesap var çünkü. Ama kızımı sana emanet etmeden hiçbir yere gitmem. Görüş bitti. Yusuf. Senden bütün bunları sakladığım için bana kızma. Başka türlü giremezdim ki hayatınıza. Şimdi senden ricam, isteğim, sana bu anlattıklarımı senden başka kimse bilmeyecek. Ne ada, ne benim ailem, ne de bir başkası. Ta ki ben Özbenlerle hesabımı giderene kadar. Bana söz ver. Tamam. Söz. Ama sen de bana bir söz vereceksin. Her şey bittiğinde adaya gerçekleri anlatacaksın. Söz veriyorum. Yusuf'u bırakıp benimle evleneceksin. Ancak bu şartla Yusuf'u serbest bıraktırırım. Neredesin Yusuf? Sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Az kaldı ada. Az kaldı. Geçecek hepsi. Kavuşacağız. Ada! Fırat neyin var Fırat? Fırat dur. İyi misin?
İyi misin? Gel. Fırat dur. Fırat. Çiçek! 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 Adam... Fırat! Tut, yukarı çıkaralım. Ne oldu? Ah, ne hal, ne oldu bu çocuğa? Ne oldu, ne oldu? Geç, yavaş. Kim yaptı sana bunu? Ha? Kim yaptı ya sana bunu? Ya cüzdanı, telefonu almak istediler. Vermedim. Ya niye vermiyorsun? Deli misin? Ya, ya bir şey olsaydı sana, ya öldürselerdi seni? Ya direndim. Ama sonra arabaya atıp döve döve aldı şerefsizler. Fırat bir dahakine basit bir dayakla kurtulamaz. Sevdiklerin teker teker elinden kaymadan kararını ver. Zamanın azalıyor ada. Ah be oğlum ya. Biz ne yapacağız şimdi Sumra Hanım ya? Benim çıkmam lazım. Kaçalım mı buralardan? Nereye kaçalım? Uzaklara. Sadece ikimizin olduğu bir yere. Kararını ver. Zamanın azalıyor ada. İyisiniz değil mi? İyiyim. Bir şey olmadı değil mi? Peki. Devam edelim sen. Değdi mi bu hale gelmeni Allah aşkına ya? Allah'ından bulsun o pis yaratıklar ya! Cüm. Buyurun. Merhaba. Ada ile Yusuf'a bakmıştım ben. Siz kimsiniz? Beni tanımazlar bunlar. Eşimi tanırlar daha çok. Eşiniz mi? Kim ki eşiniz? Hünkar. Hünkar Balaban. Kusura bakmayın, ben böyle birini tanımıyorum. Cevdet diyor, Cevdet Yalçın. Cevdet Yalçın mı? Yok, ben Hünkar dedim. Siz karıştırdınız herhalde. Yok hanımefendi, o bize kendini Cevdet Yalçın olarak tanıttı. Biz adının Hünkar Balaban olduğunu sonra öğrendik. Ayrıca... Siz neden Yusuf'la adayı soruyorsunuz ki? Ne yapacaksınız onları? Bir şey yapmayacağım. Eşim onların ismini dilinden düşürmüyor da... merak ettim, bir tanışmak istedim. Ama şu anda burada yoklar zannediyorum. Ben sonra tekrar uğrarım o zaman. Rahatsız ettim sizi. İyi günler. Geçmiş olsun.
Cevdet Yalçın mı demiştin? Evet. Teşekkürler. Ah, ah. Sumru Hanım yavaş ya. Ah Fırat'cığım. Aa. Dur. Bir şey mi oldu? Yok, hayır, hayır. Hey, iyi günler. Dur biraz, sık dişini. Ya İsmail, biz böyle baklava falan aldık da neyi kutluyoruz, ben anlamadım. Ya ne meraklısın, ben sana anlatacağım. Yakında elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım inşallah. Ne oluyor lan? İsmail. Hırsız mı girdi? Lan. Anam anam. Ne olmuş buraya böyle İsmail? Televizyonu kırmışlar üftada. Lan daha taksidi bitmedi ya. Ne oluyor ben anlamadım ki. Geldiler önce dükkanı dağıttılar. Sonra gelip evde televizyonu kırmışlar. Kim lan bunlar? Elleri kırılsın inşallah. Ah İsmail ah. Kim bilir gene ne işlere bulaştın. Lan ben bir şeye bulaşmadım diyorum. Kaçtır söylüyorum. Laftan mı anlamıyorsun? Sen deli misin lan? E o zaman niye durduk yere evi böyle kırıp döksünler ha? Cennet öyle istemiştir. Ne bileyim ben. Delirtirsin sen insanı ya. Dayı. Yenge ne bu evin hali? Vallahi biz de bilmiyoruz kızım. Önce dükkanı dağıttılar. Sonra gelip evde televizyonu kırmışlar. Ben de anlamıyorum. Bu da tutturmuş senin yüzünden, senin yüzünden diye ona laf anlatmaya çalışıyorum. E kim o zaman İsmail? Kim niye yapsın böyle bir şey ha? Çenen kopsun inşallah. Ne bileyim lan ben. Bilsem kendime mi saklayacağım? Deli misin sen? Allah kahretsin. Ona ne oldu şimdi? E içli kız tabii. Kaldıramadı yavrum başımıza gelenleri. Daha taksidi bitmedi bunun ya. Cevdet abi geldi bugün. Benim işi halletmiş. Birkaç güne çıkarsın dedi. Nasıl yapacakmış ki? Vallahi bilmiyorum. Ama güveniyorum ona. Öyle dediyse kesin yapar Cevdet abi. Çıkarır seni oradan. Senin sesin mi garip? Bir şey mi oldu? Sevinmedin mi çıkacağımı? Sevindim. Sevinmez olur muyum hiç? Ve çok sevindim hatta. Telefondan öyle geliyordur sesim. Hele şuradan bir çıkayım hadi. Bir daha ayrılmak yok. Hem söz verdin bana. Kaçacaksın benimle. Söz verdim İstanbul'a. Kaçıp gideceğiz buradan. Tamam bak şimdi çok sıra var burada. Ama adını ziyaretçi listesine yazdırdım. Yarın gelirsin belki. Gelirim. O zaman bir an önce yarın olsun. Sensiz bir gün daha geçirmek istemiyorum. Seni seviyorum. Tamam mı? Yusuf'un hayatı için benimle evlendiğini kimse bilmeyecek. Bak bunu sakın unutma. Eğer bunu birine söylersen, başta Yusuf olmak üzere bütün sevdiklerini bir bir alırım senden. Eğer sen benim olmayacaksan, kaybedecek hiçbir şeyim kalmaz benim bu dünyada. Anladın mı? Tamam. Kimse bilmeyecek. Ama sen de önce sözünü tutacaksın. Yusuf'u hapisten çıkaracaksın. Nereden bileyim bana yalan söylemediğini? Hı? Ya beni bırakıp yine ona koşarsan? Ben senin gibi sevdiklerimi kurban edecek kadar kendimi sevmiyorum Rüzgar. Yusuf'u hapisten çıkarmazsan beni sonsuza kadar unut. Thank you.
nice senelerimiz olsun. Kahretsin, nasıl unuturum. Yine acelen var herhalde. Yok aslında. Hadi gel istersen baş başa bir yemek yiyelim beraber. Neden? İlla bir sebebi mi olması lazım? Hayır tabii ki ama benim biraz başım ağrıyor. İyi tamam. Bana biraz müsaade et. Çok geç kalmam tamam mı? Cevdet Yalçın. Kim bu Cevdet Yalçın Hünkar? Nereden biliyorsun sen bunu? Asıl benim sana sormam lazım. Ben senin bunca yıllık karınım. Ne yaptığından haberim yok. Sen ne işler çeviriyorsun Hünkar? Şimdi ne yapacağız? Kamu davası devam edecek. Ama Rüzgar Bey şikayetini geri çektiği için Yusuf Eren'i yarın salıverirler. Oldu mu istediğin? Tamam mı? En doğrusunu yaptın. O eşkıya artık bize musallat olmaz. Sağ ol oğlum. Ben de müsaadenizi istiyorum. Müsaade sizin. Kimsin sen? Dediğini yaptım. Şimdi sıra sende. Söyle kimsin sen? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben burada bu haldeyim. Sana mesaj geliyor. Sen tebessüm ediyorsun. Ne yapıyorsun? Yusuf'la adadan haber mi geldi? Sumru Hanım'a mesaj attı yoksa? Sen Sumru Hanım'ı nereden biliyorsun? Haberim olmaz mı zannettin Hünkar? Hepsinden haberim var. Sadece şimdilik Sumru Hanım'la tanışabildim. Yeter Zeynep. Uzatma. O zaman anlat. Anlat da uzatmayayım. Kim bu insanlar? Kim Cevdet kim? Sen kimsin? Bazı sokaklardan geçerken gölgelerden yürürsün. Yardım etmem gerekiyordu. Buna mecburdum. Bunun için kimliğimi gizledim. Ama kısa bir süre için. Bunu yaparken sana da aileme de zarar vermedim Zeynep. Sen yine insanlara yardım etmek için kimliğini gizledin öyle mi? Tamam. O zaman bana da yardım et. Anlat bana. Cevdet kim? Sen kimsin? Ne de olsa bir zamanlar Erdem'din değil mi? Sonra Hünkar oldun. Şimdi Cevdet olduğun ortaya çıktı. Bundan sonra ne olacaksın? Benim kocam kim? Zeynep ben keyfimden mi Hünkar oldum? Beni Erdem'i öldürdüklerinde sen orada değil miydin? İsteyerek mi Hünkar oldum ben? Şimdi karşıma geçip beni korkularınla yargılayamazsın. Tamam. Biliyorum neler yaşadığını. Ama bu sefer başka Hünkar. Bu sefer başka sen. Sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Sen her şeyi saklıyorsun. Bu da beni çok korkutuyor. Korkma. Korkmayayım. Bu kadar kolay yani öyle mi? Anlat o zaman. Anlat da korkmayayım. Kim bu insanlar? Yusuf kim? Ada kim? Çiçek. Hı? Bu dünyada kaçmak istediğinde saklanabileceğin bir yer var mı? Nasıl yani? Masallardaki gibi işte. Kimsenin,
Hiçbir kötülüğün seni bulamayacağı bir yer. Ya vallahi ben küçükken annemin eteği vardı. Ben ne zaman bir yaramazlık yapsam hemen oraya saklanırdım. Yusuf kaçmak istiyor. Ne? Yusuf hapisten mi kaçacak? Hayır ya, öyle değil. Oradan çıktığında kaçalım gidelim buralardan dedi. Ay kaçın tabii be. Vallahi durdunuz kabahata. Ya başınıza gelmeye kalmadı ya. Ama kaçmadan önce bir kurşun döktürün de öyle gidin. Keşke. Öyle kimsenin bize dokunamayacağı bir yer bulsak da oraya kaçsak. Adacığım. Mesele o masallardaki yer değil. Mesela annemin eteğinin altı da değil. Ya ben küçükken oraya saklanırdım. Çünkü bilirdim annem beni korur, kollar. Güvenirdim ona. E sen Yusuf'a güveniyorsun. Yusuf da sana güveniyor. Korur beni, kollar, bırakmaz diyor. Yani anlayacağın size her yer anne eteği. Yusuf Eren. Tebligatım var. Hayırdır? Allah be. Çıkıyorum. Aslanım. Ne yazıyormuş? Şikayeti geri çekmişler. Yarın salıyorlar beni. Güncel bey halletmiştir. Kurtuluyorum Kemal. Adayı da alıp gideceğim buralardan. İnşallah kardeşim, inşallah. Hepiniz Allah kurtarsın. Allah kardeşler. Hayırlı olsun Yusuf. Geçmiş olsun kardeş. Eyvallah. Ben sözümü tuttum. Şikayetimi çektim. Sıra sende. Yarın öğlen köşkte ol. Evleneceğiz. Pişman olacağım, bir şey yapmaya kalkma. Korkma ha? Korkma diyorsun. Yani özbenlerin peşine düşmüşsün ve bana korkma diyorsun, öyle mi? Evet Zeynep, korkma diyorum. Çünkü korkması gerekenler onlar. Unutacaktın. Vazgeçecektin. Bu intikam peşinde koşmayacaktın. Bana söz vermiştin. Biz yeni bir hayat kurmuştuk. Zeynep, buna mecburum. Sözümde duramıyorum ama buna mecburum. Değilsin. Bana tek bir sebep söyle. Çünkü kararımı verdim. 20 yıl önce Erdem'i gömdüğümden beri bu meseleyi unutamadım. Bunun için mi yani? Öfkeni yenemediğin için mi? Zeynep, özbenlerden intikamımı alacağım. Bunu yaparken karşımda değil, yanımda durmanı istiyorum. Sen beni değil, benim susmamı istiyorsun. Benim bütün ailem uçurumdan yuvarlanırken benim susup oturmamı istiyorsun. Erdem. Bir saat sonra mahkeme. Sonra serbestim. Buradan çıkınca sana öyle bir sarılacağım ki Ada. Bir daha hiç bırakmayacağım. Bak. Hünkar abi dediğini yaptı. Nasıl yaptı, nasıl ikna etti bilmiyorum ama bir şekilde yaptı. Onun sayesinde çıkıyorum.
Çıkıyorum buradan. Sonra da gidiyoruz zaten buralardan. Gelmeden önce Fırat'la konuştum. Kamyoneti hazırla dedim. Nereye gidiyoruz diye sormadın. Susuyorsun da. Bak, gitmek istemezsen anlarım seni. Vallahi bak, sorun değil. Gitmeyiz. Nereye gideceğiz? Merak ediyor musun? Akdeniz'de küçük bir kasabaya yerleşeceğiz. Yani tamam, şimdi sana çocukça gelebilir. Ama bu benim hep hayalimdi. Daha önce hiç bahsetmemiştin. Ya çok eskiden beri aklımdaydı aslında. Biz annem babamla gitmiştik oraya. Ben çok küçüktüm. Yani onlarla son güzel anımdı zaten orası. Biliyor musun? Annem aşık olmuştu oraya. Babama buraya yerleşelim mi demişti. Onlara kısmet olmadı. Belki bize olur. Nasıl bir yer orası? Güzel mi? Anlatsana biraz. Çok. Çok güzel bir yer ada. Orada bütün evler taştan, biliyor musun? Bizim evimiz de öyle olacak. Ben kendi ellerimle yapacağım evimizi. Bak şimdi. Şurada bizim evimizin olduğunu düşün. Hayal et sen de. Yani şimdilik iki odası olacak. Böyle önünde güzel bir bahçesi. Arkada da kocaman bir alan. Böyle kocaman bir bahçe ama bayağı büyük bir yer. Ön tarafa ben diyorum ki rengarenk çiçekler dikelim. Mis gibi kokusuna yer. Arka bahçe burası da. Buraya da komple meyve ağaçları dikelim diyorum. Yani biraz zaman alıyormuş büyümesi. Ama olsun. Beraber izleriz büyümelerini. Bak, eğer istersen buralara böyle domates, biber, salatalık falan da ekeriz. Her şeyimizi kendimiz yetiştiririz. Düşünsene. Sonra ben akşam eve gelirim. Elimde iki tane balık. Ben tutmuşum balıkları. Yani belli mi olur? Belki küçük bir teknemiz de olur. Sonra sen muhteşem bir sofra kurmuşsun. Ama bir şey eksik. Salata. Ben hemen koşarak gidiyorum bahçeye. Topluyorum domates, biber, salatalık ne varsa güzel bir salata yapıyorum. Sen o ara benim tuttuğum balıkları kızartıyorsun tavada. Sonra sen ön bahçeye masayı atıyorsun. Böyle yıldızların altında çok güzel bir masa. Etrafımızda bizim beraber diktiğimiz çiçekler. Kendi ellerimizle ektiğimiz. Çok güzel bir anıydı. O an hiç bitmesin istiyoruz. Ama bir yandan da dört gözle yarın olsun istiyoruz. Birlikte yaşamak için. Biliyorum. Ben sana hayalimi değil cennetimi anlattım. Ama neden olmasına da? Her gün balık yiyeceğiz galiba. Geçimini balıkçılık yaparak mı sağlayacaksın? Evet. Niye öyle dedin ki? Beğenmedin mi hayalimi? Beğenmemek değil de ne bileyim.
içinde çiçekler dışında başka güzel bir şey yokmuş gibi geldi. Küçük, basit bir hayalmiş gibi. Basit mi? Ben sadece elde edebileceğim bir hayali kuruyorum Ada. Sana köşkler vaat etmiyorum. Zengin, lüks bir hayat vaat etmiyorum. Neyse ama. Sen de haklısın tabii. İnsan imkansızı nasıl hayal edebilir ki? Sen bugün tersinden mi kalktın? Biri canını mı sıktı? Sen böyle demezdin. Kuru ekmek olsun. Yeter ki birlikte olalım derdin. Öyle değil mi? Öyle. Dediğin gibi Yusuf. Tamam. O zaman çıkar çıkmaz buradan gidiyoruz. Sen beni burada bekle. Olur mu? Olur. Rüzgar. Ne oluyor oğlum? Ne bu nikah saçmalığı? Nikah memurunu ayarladın değil mi? Sorun yok. Ayarladım da meselemiz o değil. Sen kızı evlenmek için tehdit mi ettin? Bak eğer öyleyse bu saçmalıktan hemen geri dön. Ne saçmalığı ya? Aynı senin dediğin gibi. Ateş çemberinin etrafını yaktım. Akrebin kendini sokmasını bekliyorum. Anladın mı? Ya da Yusuf'a giderse. Ya seni kandırıp gelmezse? Olmayacak öyle bir şey. Ada bana söz verdi. Gelecek. Eğer tehdit ettiysen evlenmek için Ada gelmez. Söz verdi diyorum Mert. Ada buraya gelecek. Gelecek. Avukat arıyor. Alo? Avukat bey, müjdeli bir haber mi var? Evet, evet. Vallahi mı? Araştırmamı istediğiniz isim. Erdem Ayaz. Evet. Boşanmış olduğu bir karısı olduğunu duydum. Vallahi ağzın bal yesin. Kimmiş, neredeymiş, nerede yaşarmış biliyor muyuz? Ben size... Şimdi adresi mesaja gönderiyorum. Ah, kurban olurum sana. Tamam, tamam. Bekliyorum ben hemen. Lan şimdi artık paracıkların ucunu tutacak bir yer bulduk ha. Üftade! Ne oluyor İsmail? Ne bağırıyorsun kurbanlık danalar gibi? Danalar kurban olsun sana. Git şu benim bayramlıkları büyütüle hadi. Hayırdır niye ki? Önemli bir görüşmem var hadi kız. Ha, iyi tamam. Lan ilk defa bir kere de yaptı ha. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol. Fırat, ne oldu oğlum sana? Ya boş ver kanka, ufak bir kaza diyelim. Ya gaspçılar saldırmış buna. Bunda çok parası var ya, onu kaptırmamak için debelenirken bu hale getirmişler. Ya kızım, üç kişi olmasalardı ben onları harcardım da, işte. Ada nerede? Ben çıkınca biz hemen gidecektik. Nereye? Ha. Ya abi ben sana söylemedim ama
Ben cezaevinden çıkınca adayla gidecektik buralardan. Yani iznin olur mu bilemedim ama. Ya kankacığım, sanki dayısından falan mı izin isteseydin? Yani Cevdet... Pardon, Hünkar Bey adanın babası mı sanki? Ya sen çok bekledin burada. Hadi git, Sevgi'ni bekletme daha fazla. Doğru diyorsun ya ama... Nerede ki acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Seni sahilde bekleyeceğini söyledi. Ha. İyi o zaman. Ben gideyim. Durduğun kabahat kanka. Aynen, gideyim ben. Tamam Yusuf, hadi git. Siz yerleşince geleyim yanınıza, beni haberdar et. Tamam abi, merak etme. Ben gelene kadar ona bir şey anlatma, tamam mı? Kızım sana emanet. Tamamdır. Ver. Giy haydi. Ya İsmail, ama ne oluyor? Nedir bu acelen? Bir anlat hele bana. Ya şu gün bir geçsin, elim bir güçlensin. Yemin ediyorum her şeyi anlatacağım. Yeter ama daha fazla sorma, bayılacağım çünkü. Hmm. Ada uyuyor mu? Yok. Bugün Yusuf'u çıkarıyorlarmış. Onu karşılamak için erkenden gitti yavrum. Güzel. Şimdi dua et. Bugün istediğim gibi geçerse seni kraliçeler gibi yaşatacağım lan. Senin duan kabul olur. Dua et. İyi. İnşallah diyelim, inşallah. Dikileceğine dua et. Çok vaktim yok yalnız. Bundan sonra 4 nikahım daha var. Gelin hanım nerede? Gelecek birazdan, bekleyin. Ara şunu bir daha. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Kapalı telefonu. Biliyordum. Bu kızın bizi rezil edeceğini biliyordum. Gelecek anne. Adam bu eve gelecek. Uyan artık şu kabustan. Gelecek olsa çoktan gelirdi. Ada gelmeyecek, anladın mı? Gelmeyecek. Gelecek. Ne biçim yer lan bura? Depo gibi. Cevdet Bey, sen ne
arıyorsun burada ya? Cemre? Ne işin var senin burada? Ada istedi gelmemi. Ada mı? Neden? Bunu sana vermem için. Sevgi neydi diye kendime sorup durdum bugün. Say, neydi sevgi? Kendime verdiğim cevaplarım hep aynıydı Yusuf. Mutluluk getirmiyordu bu sevgi. Ne sana ne de bana. Ben artık yapamıyorum. Bu hayattan, bu şekilde yaşamaktan bıktım. Çok önemliydi, çok kıymetliydi onlar. Ama ben hiçbirinde kendime yer açamadım. Açmak istemedim belki de. Çünkü benim hayalimde küçük bir kasabada yokluk içinde yaşamak yok artık. Ben o hayatı yaşadım ve hep acı çektim. Kendi küçük kasabamdan sayende kurtulmuştum. Ama yeniden öyle bir yerde hayat kuramayacak kadar fazla artık isteklerim, beklentilerim. Sen bunların hiçbirini karşılayamazsın. Ben de karşılayamam bunu ama bu benim daha iyi bir hayatı, daha iyi şartlarda yaşamama mani değil. Sevgi neydi Yusuf? Beraber aç susuz yatmak mı? Aynı gökyüzüne bakıp hayaller kurmak ve her gerçekleşmeyen hayale bir yenisini daha eklemek mi? Sevgi eğer buysa, ben öyle bir sevgiye çokça doydum. Thank you.
Bugün o çok istediğin yola bensiz çıkacaksın Yusuf. Hatta bütün yolların bundan sonra bensiz olacak artık. Çünkü ben artık sensizliği seçtim. Bana verdiğin yüzü yani sırtımdaki bu yükü sana geri veriyorum. Umarım seni her şekilde kabul edecek. Doğru kadına verirsin bir gün. Kalbini paramparça etmeseydin beni asla unutamayacaktın. Buna mecburdum. Elveda İstanbul'un.